Evet sevgili izleyiciler, bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Faruk Şahin ile birlikte bedensel engellileri konuşacağız. Bedensel engellilerin spor yapabilmesi için gerekli faaliyetler vardı. Kendisi de spor kulübü başkanlığını yürütüyor. Ampute futbolda bu sezon bitti ama gelecek sezon için ne tür çalışmaları var? Aynı zamanda basketbolla ilgili konular var, onları konuşacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Evet, kuliste de konuşuyorduk. Ampute futbolda Melikgazi Belediyesi ampute futbolda ne değişiklik yaptınız? Bir defa lig nasıl bitti isterseniz oradan başlayalım. Tabii öncelikle 2016-2017 sezonunda Tekirdağ Sandalye basketbol takımımız biliyorsunuz Süper Lig'de mücadele ediyordu. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bulunduğu güçlü bir ligdi. Çok dirayet gösteremedik ligde. Ne yazık ki bir alt lige düştü, küme düştü. Ampute futbolumuz da son haftaya kadar ilk 3 mücadelesini sürdürdü. Süper Lig'deki maratonunu tamamladı ama orada da son hafta almış olduğumuz bir beraberlikle takımımız 4. 5. sırada ligi tamamladı. Tabii her şey sportif başarı değil ama geçtiğimiz sene baktığımız zaman özellikle uluslararası organizasyonlara milli sporcu yetiştirmenin büyük hazını yaşadık. Bununla ilgili Burak Şen özellikle tekerlekli sandalye basketbol Avrupa şampiyonu oldu. Milli takım bazında biz de orada bir sporcu bulundurduk. Akabinde Kanada'da dünya ikinciliğinde yine Kayseri'den bir sporcu bulundurarak onun gururunu yaşadık. En son işte ampute futbol milli takımında da 3 tane sporcumuz vardı. Bu arkadaşlar kamplara katılıyorlardı. Malum şu an transfer dönemi. Arkadaşlara cazip teklifler geliyor. Belki değerlendirip bizden de ayrılabilirler ama 3 tane sporcuyla da milli takım kampına katıldık. Feyyaz tahmin ediyorum milli Milli futbolcumuz. futbolcumuz Feyyaz Gözaçık. Kendisi bugün itibariyle Şahin Bey, Gaziantep Şahin Bey Belediye Spor Kulübü ile anlaştı. Biz ilişiksizlik belgesini verdik kendisine. Ben kulüp başkanlığını yaptığım sürece hem kişiliğinden hem sporculuğundan hem karakterinden yararlandık. Çok dört dörtlük bir çocuk. Örnek bir sporcu. Bütün Kayseri'deki engellilere örnek gösterdiğim bir arkadaşım. Onunla birlikte çalışmaktan mutluluk duydum. Keşke kalsaydı imkanlarımız olsaydı ama cazip bir teklif geldi, değerlendirdi. Antep'e gitti şu anda. Ankara'da Evet. memuriyeti Evet, herhalde ataması Ankara'ya çıktı. Evin oraya taşıyor şu anda. ama Ama spor faaliyetini Gaziantep'te çalışacak. Gaziantep'te Şahin Bey Belediyespor'unda devam edecek. Çalışacak. Tabii sevgili izleyiciler ekranlardan da Feyyaz arkadaşımızı tanıyorsunuzdur. Feyyaz, ben Kayseri'ye geldiğimde Feyyaz bir çay evinde, çay ocağında Evet. çalışan bir arkadaşımızdı. Sigara içiyordu. Yani aktif olarak da hayata çok olumlu bakmayan bir arkadaşımızdı. Tabii gerek TRT Spor'un ya da devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan ampute futbolun ortaya çıkması, iyi insanlar tarafından iyi insanların keşfedilmesi sağlandı. Öyle diyorum. Çünkü Doğrudur. niyetiniz neyse, gönlünüzden geçen neyse, Feyyaz batak demiyorum, bataklık demiyorum kesinlikle oralara ama oradan çok büyük aşama kaydetti. Rahmetlik babasıyla röportaj yaptığımda inanamıyorum dedi. Yani Feyyaz'ın buradan oraya kadar nasıl gittiğine. Çünkü gece eve geç gelmeler, işte hayatında bir standart olmaması, tekrardan futbola bir ayağının olmamasıyla Evet. futbola başlaması, ampute futbolun olması Feyyaz'ın milli takıma kadar ve hocalığa kadar gitti. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Böyle bir cevheri Kurum bünyelerinde. bulduktan sonra destek verdi. Gerek belediye başkanlarımız, yani giden bakanımız Sayın Haseki bakanımız da dahil, herkesin desteğini gördü. O yüzden çok şanslı biri bence Kesinlikle öyle. Feyyaz. Yine de sizin gibi başkanlarla, sizin gibi daha doğrusu başkanlık yapmadınız, arkadaşlık yaptınız biliyorum. Onların sayesinde de toplumda nereden nereye geldiğinin çok büyük örneğiydi. Çok enteresandır. Bir gün telefon açtı, dedi ki abi dedi televizyon programına gelemeyeceğim dedi. Ben de hayırdır dedim. Abi 10-15 dakika gecikeceğim, gelemeyeceğim derken dedi. Ne oldu dedim. Abi ayağım kasıldı da dedi.
Ben de espriyi seven biri ya, ben de normal engelsiz ayağında bir sıkıntı var. Dedim ki program hiç önemli değil, hastaneye falan gidiyor. Yok abi dedi, diğerini dedi açıp kapatmaya çalışıyoruz da dedi getireceğim dedi. Yani hayata böyle espriyle bakan bir arkadaş, o manada Tabii, diyorum. aynen. Buradan yolu, bahtı açık Amin olsun. inşallah. Eşi gelinimize de selam söylüyoruz. Buradan Aynen. evlendi Feyyaz. Yani hayatı biraz asabi birisi ama o işin getirdiği zorluklardan kaynaklanan, onun da yolu açık olsun, bahtı açık olsun diyoruz. Bir yabancı futbolcular vardı, onlar ne oldu? Ya da bizi Feyyaz'ın dışında giden oldu mu? Şu anda gitmesi garanti bir sporcumuz daha var. Barış Telli. Barış Telli, amatör futbolun popüler isimlerinden biriydi. Yıllarca Kayseri'ye getirmek için gayret gösterdik. En son geçtiğimiz sezon kendisiyle yapmış olduğumuz anlaşmada Kayseri'ye getirdik. İyi performans sergiledi kendisi de. Ama biliyorsunuz son dönemlerde kulüp olarak bizler de ekonomik sıkıntı yaşadığımız için birçok vaat etmiş olduğumuz şeyi yerine getiremediğimizden dolayı bunlar biraz daha bu işe profesyonel bakan arkadaşlar. Çünkü atletizm var, voleybol var, tenis var, kort tenisi, tekerlekli sandalyede veya işte atletizm olarak yapıyorlar bu arkadaşlar. Birden fazla branşta spor faaliyeti gösterdiği için burası ona bir gömlek küçük geldi açıkçası. O arkadaşın da ilişkisizlik belgesini verdik. O da kendince bir kulüp bulacak ve orada artık spor faaliyetini devam ettirecek. Yurt dışından iki tane sporcumuz vardı bizim. Birisi Francis, diğeri Kenan Keyo'ydu ama Kenan oldu Müslüman olduktan sonra burada. Francis'i daha önce gönderdik. Keyo da geçtiğimiz aylarda burada bir ameliyat oldu, operasyon Evet. geçirdi. Amputasyon sağladık, ayağını kestirdik. Tedavi süreci bittikten sonra da onu da memleketine gönderdik. Kenan gerçekten çok sabırlı. Kayseri'deki veya Türkiye'deki birçok engelli kadar olgun, kendini yetiştirmiş, saygılı bir çocuktu. Kendisinden çok son derece memnunum. Hem sportif anlamda hem de kişilik anlamında. Ama önümüzdeki süreçle ilgili daha henüz yönetim olarak almış olduğumuz bir karar yok transfer noktasında. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Belki Kenan olabilir ama diğer arkadaşları düşünmüyoruz. Evet. Basketbol var. Basketbolda da gerçekten bazı iyi yerlere gelindi ama basketbol tabii ki deplasmanı bile zor. Daha Zor. önceki dönemlerde Evet, çünkü beraber biliyorsunuz. haber yaptı, Aynen. yapmaya çalıştık ya da sesinize belki ses olmaya çalıştığımız dönemlerde sıkıntılıydı. Oradan biliyorum. Basketbolda konum nedir? Yani orada bir transferiniz var mı ya da gidecekler var mı, gidenler var Orada mı? geçtiğimiz sene sezonda yarım sezon sonunda transferlerin tamamını gönderdik. Çünkü küme düşeceğimiz belli olmuştu. Hani boş yere arkadaşları burada tutmanın bir anlamı kalmamıştı. Ve devre arasında bizim kendi sporcularımızdan da iki tanesini Aksaray'a gönderdik. Bugün de mevcut kadromuz duruyor ama yine eksiklerimiz var. Birincilik de en az Süper Lig kadar çetin ceviz geçen bir lig. Çünkü mücadele had safhada Süper Lig'e çıkmak için gayret gösteren takımlar var. Ama bizim en çok şuna şükredebiliriz. Sizin bahsetmiş olduğunuz sorunlar özellikle ulaşımla ilgili, taşımayla ilgiliydi. Ama bugün devletimizin imkanıyla biliyorsunuz asansörlü büyük otobüsler var. Evet. Bu arkadaşların işte deplasmanlara gidebilmesi için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen. Çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz bugün hamdolsun. Ama tabii asıl sıkıntı bu arkadaşların deplasmanlarının maliyeti bizim için. Çünkü bedensel engel durumlarından istinaden konaklayacakları yerin onlara göre olması gerekiyor. Yani biraz daha onları rahat ettirebileceğimiz, onların ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz imkanları onlara sağlamamız gerekiyor. Bu da onları bir tık ampute maliyet olarak üste çıkartıyor. Ama şu bir gerçek ki biz 2012 yılında kulüp yönetimine geldiğimizde sadece Feyyaz vardı milli sporcu olarak. Bugün Mehmet Yunsur bizde futbolda. Mehmet Yunsur da bir milli sporcu. Onunla muhtemelen devam şansımız hala var. Onun haricinde bulmuş olduğumuz 3 tane çocuğumuz var. Amputa futbolda genç milli takıma aday çocuklarımız bunlar. Burak Şen tekerlekli sandalye basketboldaki milli olması ve akabinde elde ettikleri başarıyla Kayseri için bulunmaz bir kıymet oldu. Çünkü tek basketbol takımı var Kayseri'de biliyorsunuz. Ve bunların hepsi birer değer. Feyyaz bir değer, Barış bir değer, Burak bir değer. Hani bu değerleri biz Kayseri'ye kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ancak Kayseri bunların değerini ne kadar bilecek?
onu biraz daha açabiliriz ama özellikle Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Bey, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediye'miz, yani bu arkadaşlarımızın bu işi yapabilmesi için bizlere yapmış oldukları yardımlarla, bu imkanlarla oluyor ama bu yeterli olmuyor. Çünkü spor külfetli. Günümüzde özellikle futbol biliyorsunuz tamamen sporun dışına çıktı, bir sanki ticari bir rant haline geldi. Sporcuların rayiç bedelleri ortada. Ama bizim yapmış olduğumuz işin belli bir bütçe oranı var. Ve bu iş biraz daha sosyal sorumlulukla ve engellilere gerçekten ufuk açabilen, spor yapanla spor yapmayan engelli bireyleri yan yana getirdiğinizde hiçbir şeye bakmasanız fiziki farklılığı ortada görebiliyorsunuz. Bunlar önemli değerler. Ve Kayserimiz için de 70 bin engelli nüfusu olan bir şehrimiz için de böyle bir kurumun gerek bedensel gerek görme gerek engelli spor kulüplerinin varlığı bence oldukça önemli. Bu kurumların daha fazla desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet tabii kulübünüzün örnek diyorum. Kayseri'de ikinci bir kulüp daha var. Yani Evet. ampute ile ilgili ikinci bir kulüp daha var. Onlar da tahmin ediyorum düştü. Düştü. Yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi eğer desteklenmezse bu tür kulüpler Kayseri'de kapanma noktasına gelen kulüp olduğu zaman bu arkadaşlarımızın ya da örnek teşkil eden arkadaşlarımızı bulma imkanımız da olmayacak. Olmayacak. Mesela siz iki tane gençten bahsediyorsunuz. Feyyaz biz bulduğumuzda ya da tespit ettiğimizde genç değildi ama o çocuklar kadar genç değildi Tabii. diyorum. Aynen. O, Yaş olarak o kadar yaş değildi ama olarak o kadar gençti. değildi genç ama Feyyaz da devletimizin sağlamış olduğu imkanlar neticesinde topluma kazandırılmış oldu. Yani bugün tek başına kayak yapacak kadar, tek ayağıyla kayak yapacak kadar kendisine özgüveni geldi. Yoksa bu Aynen. güveni sağlayamazsınız. Aynen tabii ki. Yüzme hocalığı yapıyor bir ayağının olmamasına rağmen. O da hakkını helal etsin kendisini söylüyoruz ama biz güzel özellikleri olduğu için Hayır, söylüyoruz tabii Feyyaz'ı ki. tabii. Ama Örnek olması açısından kesinlikle söylüyoruz. bir de Feyyaz biliyorsunuz yüzme hocalığında da yine engelli arkadaşlara, Evet. otizmlilere, zihinsel engelli arkadaşlarımıza, ailelerine, onlara çok büyük bir çığır açtı. Onları aldı, başka şehirlere, şampiyonalara götürdü. Başarılar elde etti. Programda o iki arkadaş da getirdi Evet, gelirken. İki evet. öğrencisini de getirdi. Yani ben onları izledim. Evet. Birbirlerini de çok seviyorlar. Feyz'i de çok Tabii seviyorlar. Feyyaz Yani Hoca'yı da bu çok çok seviyorum. önemli. Şimdi Necmettin abicim, yani şu bir gerçek. Kayseri bence büyük bir potansiyele sahip. Her anlamda. Spor, sanat, işte ticaret vesaire vesaire. 70 bin engelli oranı, bunlar resmi kaynaklarca dile getirilen rakamlar olduğu için söylüyorum. Hani bizim böyle bir araştırmamız yok. Evet. Ama çok büyük bir oran. Bunu Tabii. ailesine de eşdeğer vurduğunuz zaman rakam çok büyüyor. 200 bin. Yani biz bugün evet belki 50-100 kişiye hitap edebiliyoruz kulüp olarak ama bugün imkan verilse çok daha fazla engelli kardeşimize ulaşabiliriz. İşte halı sahamızı açtık, halı sahamızda bir çocuğumuz geldi, oraya geleceğiz ama Evet. 13 yaşında, amputede belki de şu anda en küçük çocuk. Bu çocuğu bizim sporcularımız keşfettiler, antrenmana getirdiler. Yani yeni gelmiş bir çocuğun, sadece engeliyle kafasını meşgul eden bir gencimizin gelip neler yapabileceğini gördükten sonraki ufkunun açıldığını birebir görebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Hani insanın birey olarak değerlendirdiğinizde, fiziki yapısını bir kenara bırakıp birey olarak değerlendirdiğinizde neler yapabileceğini, bugün Kayseri'deki birçok bürokrasi ortamında belediyeler olsun, diğer kurumlar olsun, mevki sahibi olan engel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bunlarla biz iş bitiriyoruz, iş görüşüyoruz veya muhatap oluyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Engelli denildiği zaman bir şeye ihtiyacı olan, hani gerçekten aciz insanlar anlamına gelmiyor. Bilakis okumuş, eğitimini almış, kendini geliştirmiş. İşte bugün bizim basketbolda özellikle İller Bankası'nda, Milli Eğitim Kadrosu'nda, işte maliyede, hani hem çalışıp hem spor yapan arkadaşlarımız bunlar. Bunu baktığımız zaman bizim arzumuz bu engelli kardeşlerimizin imkanı olanların dışında imkanı olmayan, bir örnek daha vereceğim. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz bir yazışma sonucu dedik ki okullarınızdaki küçük yaştaki çocuklarımızı bize yönlendirin, engelli olanları. Yahyalı'dan bir çocuğumuz geldi. Basketbol oynamak istiyor. O kadar da hevesli ama bizim kulüp olarak imkanımız yok ki o çocuğu oradan getirtelim, antrenmana götürelim, tekrar ulaşımını sağlayalım.
Hani Pınarbaşı'ndan geldi, Tomarza'dan geldi, ilçelerimiz var. Buralarda da engelli kardeşlerimiz var. Baktığımız zaman Kayseri'mizin her tarafına hizmet edebilecek bir kurumuz aslına bakarsanız. Melikgazi Belediye'miz olmasa tahmin ediyorum bizim çoktan de, kapanmıştık. Ben diyecektim yani biz de yönetimde bulunmak evet. Benim için de bir onurdu. Allah razı olsun. Melikgazi Bedensel Belediyesi'nde engelli spor kulübünde. Onun için buradan da Sayın Melikgazi Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine, Serdar Bey'e, bütün yani daha doğrusu bizle ilgilenen, daha doğrusu engelli kardeşlerimizle ilgilenen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Yoksa bu kadar insanın duasını almak da kolay değil. Melikgazi Belediye Başkanımızın da katıldığı bir programla size gelir olsun diye bir halı saha Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne verildi. Herhalde işletmecilik, ticaret bir taraftan, memurluk bir taraftan herhalde biraz zorlanıyor musunuz ya da ne zaman biraz size kulübünüze gelir olacak? Tabii bizler çok arzu ediyorduk kulübümüzün bir işletmesi olsun, sürekli girdisi olsun, ekonomik bağımlılığını zayıflatalım, azaltalım diye. Allah razı olsun bunu Melikgazi Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımızla paylaştığımızda böyle bir halı sahanın varlığını isterseniz alabilirsiniz, yardımcı olabiliriz noktasında destek verdiler. Biz de hiç düşünmeden balıkla matladık çünkü hiçbir deneyimimiz yok ticari anlamda. Hepimiz işte kamuda çalışan, özel sektörde çalışan bir insanlar. Gelir olsun aynen. Amacıyla. Maksadımız bizden sonraki süreçte de kulübümüzün ihtiyacını giderebileceği en azından bir işletmesi olsundu. Halı sahamızı aldık. Başlangıç tabii sezon sonuna denk geldi. Malum bunlar sezonlukmuş. Kışın daha çok iş yapıyormuş. Yazın çünkü insanların tatili, düğünü vesairesi olduğu için daha az iş yapıyormuş. Bunların hepsi deneyim oldu. Tadilatını gerçekleştirdik ama şunu görüyoruz ki potansiyel olan bir yer. Mimar Sinan mevkiinde, o bölgede arkadaşlarımız, dostlarımız daha önceki haliyle yeni halini gördükten sonra mukayese ederek çok değiştiğini, çok güzel olduğunu söylüyorlar tesisimizin. İnşallah oradan beklentimiz var. Eylül-Ekim'den itibaren kulübümüze ciddi anlamda bir destek sağlayacağını ümit ediyoruz inşallah. Siz bu işin bu noktaya geleceğini hayal ediyor muydunuz? 2012 yılında işte bu işe başladığınızda, faaliyetlere başladığınızda, çünkü çok küçük bir yerdi. Evet. Oradan belli bir noktaya getirdiniz. Bundan sonraki hedefleriniz ne sizin mesela? Tabii hani 2012 yılında böyle bir şey aklımızdan geçiyor muydu? Geçmiyordu, ancak idealist bir yönetimdik. Yani sürekli hedef koyabilen, hedefini yükseltebilen bir yönetimdik. Şimdi son bir yılım kaldı kulüp başkanlığında. Allah nasip ederse alnımın akıyla tüm kulübün borçlarını da spor faaliyetlerini de tamamlayarak görev süremi doldurmak istiyorum. Bu süreç içerisinde özellikle iki branşımın, hem futbolun hem basketbolun kurumsal anlamda daha fazla desteklenebilirliğini sağlayarak belki iki branşı birden fazla kuruma destek adına dağıtabilirsek böyle bir çalışmamız söz konusu olursa inşallah. Bunları bizden sonra da ayakta kalabilir nitelikte branşlar haline getirdikten sonra görev süremi tamamlayıp bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bizler yeni arkadaşlarımızın, yeni beyinlerin, taze kanların gelmesini istiyoruz. Bunu ben daha önce dernekçilikte de gördüm. 15 sene, 18 sene, 20 sene dernek başkanlığı yapan arkadaşlarımız var. Hani gönüllülük bir yere kadar olur diye düşünüyorum ben. Onun için biz böyle de bir karar aldırmıştık genel kurulda. Bir başkan iki dönem üst üste görev başkanı başkanlık yaptıktan sonra en az bir dönem mola vermesi gerekir diye. Böyle de olması gerekiyor. Hem bizim dinlenmemiz lazım. Yoruluyoruz çünkü spor hem maddi hem manevi anlamda gerçekten yoruyor. İnsanların birebir sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Malum ailemize, çocuklarımıza az zaman ayırıyoruz. Onun evet. için hedefimiz kulübümüzün ayakta kalabilir niteliğini koruyup yeni kardeşlerimizin, yeni arkadaşlarımızın görev alabileceği bir kulüp oluşturup teslim etmeyi düşünüyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten öyle gönüllülük esasına göre, gönüllülük esasına göre çalışılan yerlerde bir nebze kendinize de zaman ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında bu bir hayatın gerçeği. Bizler de bağlı bulunduğumuz kurumlarda gazeteciliğin dışında yapmış olduğumuz işlerde STK işlerinde de artık biz de sona geldiğimize inanıyoruz. 28 aydır bir görev yaptığımız, basın danışmanlığımız yeter dedik biz de kendi aramızda. Kuliste biraz önce evet. de konuştuk. Bundan sonra inşallah
yeni arkadaşlarımız, yeni yüzler arkadaşlar, daha genç arkadaşlarımız inşallah basın danışmanlığı yapacak. Siyasi partilerde, siyasi oluşumlarda veya sivil toplum örgütlerinde. Çünkü onlar da kendilerine başladığı zaman bize şöyle denmişti. Bu memlekette yaşamanın bir bedeli var. Elinizi taşın altına koyun siz de denmişti. Biz kolumuzu, sonra gövdemizi, ayağımızı, bütün vücudumuzu koyduk. O manada gerçekten sivil toplum örgütlerine herkes gitsin, gönüllülük esasına göre çalışsın. Ondan sonra da tekrardan bir daha konuşalım onlarla. Çok zor, onu anlatmaya çalışıyorum. Zor bir işle uğraşıyorsunuz. 2-3 işle de uğraşıyorsanız o da bayağı külfetli kendinize göre oluyor ama gerçekten bu memleketin sorunlarına duyarlı kalabilmek adına bu memlekette yaşadığınızın karşılığında bir bedel istiyorlarsa ya da bedel verilmesi gerekiyorsa böyle bir bedele girdik ama insanlar memnun olur ya da insanlar memnun olmaz. Fakat kendi mesleğinizi, kendi işinizi de ikinci plana atma gibi bir lüksünüz yok. Evet. Çünkü o iş sizle beraber devam edecek. Onun için diyorum gerçekten zor bir iş. Sivil toplum örgütlerinde veyahut da bir siyasi partide görev yapmak da zor bir iş. Bunun zorluğunu da hep beraber gördük. Arkadaşlarla konuştuğumuzda da çalışan demeyeyim de futbol yapan arkadaşların sizce en büyük sorunları ne? Basketi biliyorum. Yani iyi kötü biliyorum basketi derken. Bugün Melikgazi Belediyesi 2017-2018 sezonunda arkadaş Faruk Yeter, biz şimdiye kadar bunu yaptık, birazcık da başka belediye yapsın deseniz ne yapacaksınız? Güzel bir soru. Öncelikle tabii bizler yönetim olarak adım atmadan önce bunların istişaresini yapıyoruz. Ekim'in 8'i 9'u gibi, yani Ekim'in başındaki haftasında basketbolun ligi başlayacak. Sağ olsunlar Melikgazi Belediye Başkanımızla geçtiğimiz günlerde bir araya gelme imkanı bulduk. Bunları paylaştık. Kendileri yine yanımızda olduklarını, yani ihtiyaç duyduğumuz zaman bize destek verebileceklerini, bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da aynı şekilde olabileceğine dair sinyalleri verdiler. Sağ olsunlar. Aynı desteği vereceklerini söylediler. Tabii ama gönül ister ki Kayseri'de bu spor faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için diğer belediyelerimizin, çünkü Kayseri'deki iş sektörü maalesef bu konularda çok duyarlı değil. Ben bunu açık açık söyleyeyim. 5 yıldır iş adamlarıyla görüşmeye çalışıyorum. Randevu alamıyorum. Randevu aldıklarımız da zaten direkt topu belediyeye atıyor. Ya gidin belediye çözsün diyor. Belediye başkanlarımıza gidiyoruz. Onlar da keza haklılar. Yani herkes her şey sizin belediyeden gibi, bitiyor. Aynen, herkes sizin gibi bize geliyor ve herkesi sizin gibi bize yönlendiriyorlar. Oysa bu bizim sorumluluğumuz da değil diyor. Aslında belediyelerimiz de haklı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan döneminde yapmış olduğu bir yasayla biliyorsunuz belediyelerimiz artık amatör spor kulüplerinin nakdi ve aynı yardım yapabilir niteliği kazandı. Bu belediyelerimizin de önünü açtı. Bu noktadan da Melikgazi Belediyesi zaten bize 3 sezondur destek veriyordu. İnşallah devam edecekler. Ama özellikle verdikleri desteğin kulübün bütün faaliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda yetmediğini buradan söyleyebilirim. Bu zamana kadar bir üzerine çalışıyorduk, sponsor buluyorduk. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Bir şekilde işi götürüyorduk, sezonu başa baş kapatabiliyorduk. Ancak 15 Temmuz sürecinden sonra özellikle ülkemizin yaşamış olduğu dışarıdan ve içeriden yapılan hain operasyonlar ve saldırılar bizi de oldukça kötü anlamda etkiledi. Neden derseniz dış piyasanın güvenilirliği bizim için yok. Yani bir firmanın ismini alıp göğsümüzde deklar ettiğimizde, teşhir ettiğimizde akabinde ne çıkacağını kestiremiyoruz. Bunu buradan açık açık söyleyeyim. Çünkü örnekleri çok oldu. Daha ziyade kurumsal anlamda desteklere ihtiyacımız var şu anda. Tabii gelip size bedensel engelli kardeşlerime 10 liralık reklamı alamadık ama 100 bin liralık himmetleri götürüp ellerinizle aynen verdiniz. Onlar aynen o inşaat şirketlerini çok iyi biliyoruz. O bu programın da yeri değil ama onları çok iyi biliyoruz. Bunlar tutanaklara da geçmiş. Mahkeme tutanaklarından bir aldım. Koca koca adamlar hiç utanmadan, sıkılmadan himmet verdiklerini söylüyorlar. Ama biz pişmanız, yanlış oldu diyorlar. Yani bunun gibi utanmaz, aymaz insanlar elini kolunu sallaya sallaya da geziyor. Bu kesinlikle Faruk kardeşimin konusu da değil. Yani değil. Sportif bir şeyi konuşurken içim yandığı için o bedensel engellerin sıkıntılarına, dertlerine çare olmak, merhem olmak adına
gittiğimiz, görüştüğümüz insanlar, koca koca adamlar, utanmadan paramız yok diyen adamların himmet, zimmet, neyse işte terör örgütüne yardım ettiğini kendi ağızlarıyla. Zaten söylemeseler ellerimizde mahkemede belge var, inkar da edemeyecekler. O çok ayrı bir konu. Çok doğru söylüyorsunuz. Kurumsal insanlar, kaliteli insanlar, şerefli, aynen, onurlu insanlar Kayseri'de, aynen, çok fazla. Bunlar i̇nşallah da onlara destek olacak inşallah. İnşallah. Melik Gazi bedensel engelli kardeşlerimize de destek olacak. Basketbolda bir seviyeye getirdiniz, tekrar çıktınız, tekrar düştü. Yani asansör takım hüviyetinden ne zaman kurtulmayı düşünüyorsunuz? Niye böyle oluyor? Asansör takım hüviyetinde değiliz henüz. Çünkü bu zamana kadar istikrarını korudu, hep yükseldi. İlk kez düştük ama bu sene de düşersek o zaman asansör takım olacağız. Kötü duruma gider yani. Aynen, o zaman asansör takım olacağız. Şimdi bu sene hedeflerimizi belirlerken aslında kulübümüzün ciddi anlamda borçları da var. Hem sporculara var, hem piyasaya var, hem yönetime var açıkçası. Bu borçlarımızı, biz planlamamızı yapıyoruz. Belediyemizden almış olduğumuz, yani biz hiçbir zaman şunu yapmadık. Yani şuradan para geldi ama bunu şu borcu ödeyelim yapmadık yani. Tabii ki borçlarımızı ödüyoruz zamanında. Ama özellikle bu bir senedir sporcularımızın bir takım alacaklarını ödeyemedik. Bunun için de birçoğu gitti zaten. Ama hedef koyarken, bu seneki bütçe planlamamızı yaparken iki takımımızı da bulundukları mevkide, ligde tutabilecek, bir üst lige taşıyabilecek veya bir şampiyonluk hedefi koyabilecek değil, belki de biraz daha sınırlı, bulundukları ligde kalabilecek bir kadro oluşturarak bütçeyi kısacağız. Çünkü dediğim gibi bir senelik bir yönetim süremiz kaldı. Ve bir sene sonra buradan ayrılırken herkesten helallik isteyebilecek bir şekilde ayrılmam gerekiyor. Evet. Onun için de planlamamızı o yönde yapacağız. Ama bu süreçte de Kayserimizin gerçekten bu kuruma, bu tür kurumlara, özellikle sadece bize değil, diğer arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyorum ben. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'da biliyorsunuz iş engellerin olimpiyatları yapıldı. Onlar da dünya dördüncüsü oldular. Yani Türkiye olarak milli takım bazında. Hani bizler ufkunu sadece kendi bakış açısından gören insanlar değiliz. Engelli dediğimiz zaman bunun içerisinde dört ana grup giriyor. İşitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli. Biz diğer arkadaşlarımızın da ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Ama bunların içerisinde biz şanslıyız. Çünkü Memduh Başkanımız gibi birisi bize sahip çıktı. Evet. Melik Gazi Belediye'miz var. Bir de çok özür dilerim. Estağfurullah. Şans biraz da şundan da değil mi? Yani Kayseri'ye bu tür tesisleri kazandıran büyüklerimiz oldu. Tabii ki. Yani bugün Gençlik Spor İl Müdürü gibi kaliteli bir insanla çalışıyoruz. Ama aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani siz bu kadar tesisi iyi işletemezseniz, iyi çalıştıramazsanız istediğiniz kadar ağzınızda kuş tutun. Bugün yüzmede Feyyaz Hoca'nın gayretleriyle işte Down sendromlu arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte haber yapmıştım. Fakat size o imkanı sağlayacak, o koordinasyonu sağlayacak ekip de daire müdürleri ya da işte Gençlik Spor İl Müdürü. İstediğiniz kadar güzel tesisiniz olsun, işletmesini iyi yapamazsanız, ki örnekte halı sahamız olduğu gibi. Yani çünkü gerçekten Melik Gazi bedensel engellilere bir destek olsun diye verildi ama tabii bu işin sezonunun olduğunu başlangıçta bilmiyorduk dediniz. Doğru. Biz de bilmiyoruz. Yani ne, çünkü ticari bir genden gelmediğimiz için, aynen, bu işin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Biraz da şansınız sanki Kayseri, bugün Kırşehir'de bu yok, Nevşehir'de, Niğde'de yok. Tabii buralarda da yapılmaya başlanmıştır mutlaka. Yani bugün mesela Samsun'da o stadın açılması bile çok büyük bir şey. Onun için gerekli yatırımlar da yapıldı. Birazcık da önünüz o yüzden de hepimizin açıldı gibi sanki. İnşallah bundan sonraki, bizim de arzumuz o yönde. Yani biz de güzel maçlar anlatıyoruz. Yani ama zaten siz olmasanız bizim işimiz biliyorsun çok bir anlam ifade etmiyor. Bunu gerçekten söylüyorum. Gerek TRT, gerek sizler, yani rahat olarak konuşabildiğimiz abilerimizsiniz. Biz öyle biliyoruz. Yakınımızsınız. Oraya geliyorsunuz, kar demiyorsunuz, kış demiyorsunuz, yağmur demiyorsunuz, çamur demiyorsunuz. O arkadaşlarımızın spor yaparken yapmış oldukları engellerini tamamen sahanın dışında bırakıp, sahanın içinde sanki birer profesyonel spormuş, sporcuymuş ki öyleler hepsi ama amatör olarak geçiyorlar. Yapmış oldukları efor, sarf ettikleri mücadele, sevinçleri, hırsları, üzüntüleri, hepsi bunları siz bizim
Aynamışsınız. Ben şunu söyleyeyim. Diğer spor kulübünden Eftal kardeşim bizi de izliyorsa ona da selam söylüyoruz. Aynen, selamlarımızı iletiyoruz. Dakika 90 demeyeyim. İkinci yarının son uzatma ikilerini falan oynanıyor maçta. Ben bulunduğum yer işte 15 adım yukarı çıkıyorum. Oradan görüntüyü çekmeye gayret ediyorum. Maçı o kadar kaptırmışım ki kendimi. Eftal topu vursa hakem şeyi bitirecek. Maçı bitirecek. Maçı bitirecek. Eftal biraz vakit geçireyim dedi. Bir de gelen rakip çok sert girdi. Düşmedi. Sendeledi. Düştü. Abi yere yat dedim. Yani o kadar kendimi kaptırmışım ki kameradayım aslında. Yere yat abi dedim. Hakem faulü vermediği için gol yedi ve takım mağlup oldu. 1-1'den 2-1'e. Hakem geldi. Hoca geldi. Dedi ki ya kardeşim güzel dedi de adama niye yat diye bağırıyorsun dedi. Yani maça o kadar kendimi kaptırmışım ki. Eftal orada çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki abi dedi burada dedi belki kümede düşebiliriz. Belki dedi son dakikada bu uzatmalardaki golden dolayı hata benden olabilir. Yani ben kendimi yere atıp uğunsam ya da birdenbire kendimi atmış olsam hakemi kandırmış da olabilirdim. Bu golü yememiş olabilirdim. Ama bu spor olmaz dedi. Yani gerçekten çok güzel bir röportaj yaptım ben onunla da TRT Spor'a gönderdiğimde. O da yayınlandı ama gerçekten... Dedim ki kendi kendime sonra ya bakış açısını görüyor musunuz? Ben orada yere yat diyorum, uzatmayı söylüyorum. Son işte bir dakikanın içerisinde kendini kaldır at diyorum. Dokunduğu zaman atsa, hakem faul verse veyahut da niye yatıyorsun diye buna sarı kart gösterse de maç bitecek. O kadar kritik bir an. Maalesef ondan seken toptan dolayı yere yatmadığından dolayı da gol yemişti. Yani ampute futbolu böyle görmek lazım. Yani Eftel'le sahanın dibindeyim ama o anı, o ambiyansı yaşıyorum. Bir de pozisyon kaçırmamak için kamera başındayım ama o an bir boşta bulundum. Yani o da abi dediğinizi çok rahat yapabilirdim dedi. Çok rahat yapabilirdim ama dedi bu sporluktan olmazdı. Çünkü bizim amacımız dedi. Burada çok da güzel bir ders verdi aslında bize. Yani tabii ki bunlar işte sporcunun çevik, ahlaklısını ve zekisini diyor ya. O bakış açısından baktı ama çok örneği var sizin söylediğiniz yapan bugün profesyonel futbolda tabii, da var. Tabii ama o bu sporun içerisinde var. Çünkü ampute futbol çok özel bir oyun sevgili izleyiciler. Yani TRT Spor'da da bunu izleyebilirsiniz ama yine de izlemek istiyorsanız Argıncık İkinoğlu sahada ligler başladığı zaman yani zaten bir ya da iki kişi ya da aileleri gelirse beş kişiyle maç izliyoruz o ayrı ama onu bir hissetmeleri lazım. Yani görmeden sizin ya istediğiniz kadar topa müdahaleyi şimdi arkadaşlar bazen işte niye vuramadın diyor. İşte ya arkadaş adamın elinde iki tane zaten o baston mi diyelim yani onları var. Ayağının bir tanesi yok. Sen kendin gibi hissediyorsun deyip i̇şte, dönüp müdahale ediyorum ben. Bizi de aslında bakarsanız tam tersi bizi de mutlu eden bu söylediğiniz biliyor musunuz? Yani evet o arkadaşın bir beden uzvu eksik ama hani sahanın içerisindeyken ona hiç kimse bakmıyor. Sapasağlam bir sporcuymuş gibi neden topa vuramıyorsun? Neden şut için yanlış çekiyorsun? Ama bizim yanımızda bir arkadaşımız vardı. O böyle maça da çok ilgili, ilintili. Onun bir ayağını sardık. Empati yapsın diye. Ayağını sardık ve sadece bir tane şey verdik. Sardığımız ayağa sadece bir tane baston verdik. Evet. İkinciyi boşver yürüyemedi. Yani bu arkadaşlarımızın gayretleri gerçekten takdire şayan. Kesinlikle. Yani aynı şey basketbol için de geçerli. Yaz demeyip kış demeyip hem antrenmana gelmeye çalışıyorlar. Çünkü hepsi demeyeyim de %80'i devlet memuru. Antrenmana da çok fazla gelemiyorlar. Zaten maçta belli oluyor kimin antrenman yapıp kimin antrenman yapmadığı. Bunların içerisinde sigara içip bırakan arkadaşımız var. Sigara içmeye devam eden arkadaşımız var maalesef. Ne yazık ki. Onlar da işte kendilerinin nefese kaldığı için bırakacaklar inşallah. Yani gerçekten o ambiyansı herkesin gelip seyretmesini istiyorum. Herkesin gelip en azından
empati yapmalarını istiyorum. Gelsinler, bizde lastik var ayaklarını bağlamak için. Bir denesinler bakayım. Ya biz tüm halkımızı bekliyoruz. Özellikle şehrimizin önde gelenlerinin gelip en azından bir kere basketbol maçımızı, bir kere futbol maçımızı izlemelerini gerçekten çok istiyoruz. Ne yaptığımızı, neye hizmet ettiğimizi belki dile getirirken yeterince anlatamayabiliriz ama gördükleri zaman buna kanaat getireceklerine inanıyorum ben. İsmail Dul da buradan, ona da daha önce selam söylüyoruz. Melikgazi Belediyesi'nde bedensel engellerdeydi. Anadolu'ya geçti. Yine Kayseri'deki bir kulübümüzde. Babası, ona da selam söylüyoruz. En kadrolu seyircimiz o. Yani 3 kişiysek birisi de İsmail kardeşimin babası. Ona da selam söylüyoruz. Yani gelip gerçekten o havayı teneffüs etmeleri lazım. Bir de onların sorunlarıyla da ilgilenmek lazım. Şöyle, İsmail 3 hafta oynamamıştı onu sorduğumda. İşte zaten abi dedi tek bir bacağım var. Onda da işte çok büyük bir darbe aldığımdan dolayı liflerimde bir sıkıntı var. Onu da kendi diğer ayağımda kaybetmek istemiyorum. Doktor dinlen dedi. Hı hı. Yani hem de böyle riskli bir, yani basketboldaki gibi değil. Yani biraz daha riskli bir şey çünkü. Ya şimdi düşünün, bu sizin söylediğinizin hepsini o sporcular birebir bilincinde. Evet. Mehmet Yunsur'dan bahsettim. Sezon içerisinde bacağında kasma var, gerilme var, liflerinde ses. Ama ona rağmen işte o sporun nasıl bir azmi, hırsı varsa sahaya çıktığı zaman ne ağrı kalıyor, ne sıkıntı kalıyor. Tüm enerjisini yine sahaya veriyor. Ama tabii biz farklı bir noktaya geçecek olursak, onu da hemen akabinde dile getireyim. Ben de birebir muzdaripim. Bir kere sporun teşvik edilebilir olması lazım düşüncesiyle bizler de kulüp yönetimine geldiğimizde sporcu arkadaşlarımızı cüzi miktarlarda para vermeye başladık. Ancak gelinen noktada özellikle Türkiye'deki iki tane, üç tane kulübün bu işi daha üst boyutlara taşıdığını görüyoruz. Futbol için konuşuyorum, ampute futbol için. Bugün Gaziantep Şahinbey Belediyesi yine bir belediye spor kulübü. Ancak tek branş için çok ciddi bütçeler ayırıyorlar. Yani kurumsallaştı o zaman. Kurumsallaştı. Bunun bize de sıkıntısı var. İşte Feyyaz mesela Şahinbey Belediyesi'ne gitti. Ciddi rakamlar teklif ediyor sporculara. Hani Feyyaz'ı tenzih ederek konuşuyorum ama başka arkadaşlar için 4.000 lira, 5.000 lira gibi aylık oranda maaşların teklif edildiğini duyuyorum. Yine Ankara'daki TSK Rehabilitasyon, malum bunlar kurumsal olduğu için imkanları, güçleri bizlere nazaran daha fazla. Geçtiğimiz yıl Osmanlı Spor öyle. Tek branşta yüklü bütçeleri olduğu zaman ne yapıyor bu arkadaşlar? Sporcuların, Türkiye'deki iyi kaliteli sporcuların alıyor. Alırken ne yapıyor? Rayiş bedel veriyor. Ne yapıyor bu? İşte sizde 300 liraya oynayan, 500 liraya oynayan sporcu diyor ki arkadaş diyor, o zaman bana da şu kadar ver diyor. Şimdi tamam, biz bu işi, arkadaşlar bu işi yapsın, spor yaptığını, burasının bir spor kulübü olgusu olduğunu gösterelim diye biz de teşvik amaçlı paralar verelim dedik. Ama gelinen noktada piyasa çok arttı. Bu da hem benim hem de Anadolu'daki birçok kulübün zorlanmasına sebep oldu. Böyle giderse, böyle giderse de gider yani. Ligin bitmesine, belki iki tane, üç tane kulübün kendi aralarında top oynamasına vesile olacak. Bunun önüne alınması için de bizim Kulüpler Birliği'nin kurup bir an önce federasyon aracılığıyla veya kulüpler nezdinde bu işin çözümünü bulmamız gerekiyor. Bununla ilgili de zaten diğer kulüp başkanlarıyla da görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah muvaffak olacağız. Ama bakıyorsunuz basketbola, Galatasaray var rakibiniz. Yani bakıyorsunuz Beşiktaş var rakibiniz. İşte Kardemir, Karabük var. Şimdi ben geçen sene hiç unutmuyorum. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Basketbol antrenörümüz Hakan Baydar, kendisine selam olsun. Transfer istiyor haklı olarak. Çünkü Süper Lig'desiniz, kalmanız lazım. Tamam hoca, bul bir sporcu. Bulmuş bir isim geldi. Bu da ne kadar? 100 bin lira. Bir sporcu. Süper Lig sporcusu. Benim kulübümün zaten bütçesi 100 bin lira. İki takımım var. Diyeceğim şu ki, bu iş biraz daha amacının dışında, biraz daha ticarete yönelirse bizlerin yok olmasına sebep olur. Anladım. Zaten kısıtlı imkanlar bulan kulüpleriz biz. Türkiye genelinde de, Anadolu'su,
Yani neresi olursa olsun sıkıntı değil. Özellikle doğu kesimi böyle sıkıntılı Amaç diyorsunuz. Böyle değildi yani. Değildi. Bu şekilde başlanılmamıştı tabii ama böyle bu şekilde değildi. geldi Ne yazık ki bugünkü gelinen noktada böyle oldu. Tamam olsun, paralar verilsin, teşvik edilsin ama hani bu arkadaşların harçlıkları olsun veya harçlığın biraz üstünde bonservis bedelleri olsun. Lakin yani bir sporcuya 40-50 bin lira, 60 bin lira bunlar çok büyük rakamlar. Bizler profesyonel kulüpler değiliz. Gelirlerimiz ortada, giderlerimiz de mukayese ettiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da buradan dile getirmiş olayım. Efendim, son sözlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz değerli abicim. Bize her sene böyle imkan tanıyorsun. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Bey, yine Memduh Serdar Öztürk Bey, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici Bey. Yani biz bunlarla bu işi paylaştığımızda ki bu hafta içerisinde görüştüm. Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Başkanım, Kocasinan Belediyesi. İnşallah onlarla yeni bir adım atma şansımız olacak. Belki iki branşı çalışmamız sürüyor. Daha sonuçlanmadan dile getiremem. Ama şu bir gerçek, Kayseri'deki algı değişti. Yapmış olduğumuz işin neye hizmet ettiğini, ne olduğunu anlatabildiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte değerli büyüklerimiz bize daha fazla destek verecekler. Bizler de görev süremizi tamamladığımızda Kayseri'mize güzel bir kurumu bırakmanın hazzıyla ayrılacağız. Ben sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür İnşallah ediyoruz. yeni sezonun hayırlı, kazasız, belasız başlaması ve bitmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanımız Sayın Faruk Şahin'e. Biz de tabii ki sporun ve sporcunun dostu olmaya TV1 olarak devam ediyoruz. Dinimizin döndüğünce bedensel engellilerin programları takip edip siz değerli izleyicilerimiz için ekranlarımıza yansıttık. Bugün de bize ayrılan süre burada sona erdi. Buradan tekrardan Feyyaz kardeşime Şahin Bey, Gaziantep Şahin Bey sporda başarılar diliyoruz. Başarılı bir kardeşimizdi. Engellilerin sorunlarını özellikle ampute futbol ve basketbolda anlatmaya gayret ettik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.